çocuklar. Bugün sizlerle altıgen yapacağız. Bunun için cetvele, kaleme ve bir de yuvarlak çizebileceğimiz, daire çizebileceğimiz bir şeye ihtiyacımız var. Ben bunun için kavanoz kapağını kullanacağım. Öncelikle A4 kağıdımızda bir koordinat sistemi oluşturacağız. Bunun için şu kenarı birleştirerek yatayda bir çizgi oluşturacağız kağıdımızdan. Birleştirdim. Keskinleştiriyorum. Açtım. Şimdi bu kenarla şu kenarı birleştiriyoruz. Böylelikle dikeyde bir çizgi oluşturuyoruz. Keskinleştirdim. Bakalım. Doğrusunu ve X doğrusunu oluşturdum. Yani Y ekseniyle X ekseni diyebiliriz buna. Şimdi bunları cetvelle çizelim. Zaten izleri belli. Sadece cetvelle çizelim ve daha belirgin olsun. Evet. Şimdi dikeyde de çiziyoruz. Evet. Burası biliyorsunuz ki sıfır noktası. Yani iki doğrunun kesiştiği yer. Şimdi farklı bir kağıtta bir daire elde edelim. Kavanoz kapağımı aldım. Şöyle koydum. Ve bir daire elde ediyorum. Şimdi bu daireyi keselim. Evet, kesmiş olduğumuz dairenin orta noktasını bulmamız gerekiyor. Bu çok kolay. Öncelikle şöyle yapıyoruz. Dairemizi hiç fark etmez. İkiye katlıyoruz. Nereden katladığınız hiç fark etmiyor şu an. İkiye katlayın. Yani dairemizi ikiye bölelim. Evet, güzelce böldük. Keskinleştiriyorum. Açtım. Gördüğünüz gibi şuradan dairemi ikiye bölmüş oldum. Şimdi orayı cetvelle güzelce çizelim. Belirgin olsun. Şimdi bir de dikeyde bir çizgi çizeceğiz. Bunun için şu çizgileri kullanarak dairemi ikiye katlıyorum. Yani o çizgiler üst üste gelmesi gerekiyor. Bakın şu şekilde. Çizgiler üst üste gelsin ya da dışarı doğru bükeyim. Gördüğünüz gibi. Böylelikle dairemin dört eş parçaya bölmüş oluyorum. Şimdi bunu da açtım. Gördüğünüz gibi. Şimdi orayı da çizelim cetvel yardımıyla. Evet. Öncelikle altıgen oluşturmak için yani oluşturduğumuz daireyi bakın Y ve X eksenine gelecek şekilde şu çizgileri ortaya koyuyorum. Şu an tam ortada. Ve burada bir adet daire çiziyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlarından baz alarak. Bir adet daire çizdim. Biraz daha düzgün olabilir. Biraz daha güzelleştiriyorum kenarlarını.
bir şablon, daire şablonumuz. Eğer sizde hazır varsa onu da kullanabilirsiniz. Yalnız şeffaf olması lazım çünkü merkez noktasını görebilmemiz gerekiyor. Evet, şablonumla çizdim. Daha sonra bakın şurasını merkez noktası olarak kullanacağız. Buraya da dairemizin şu kısmı denk gelecek şekilde dairemizi yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve daha sonra burada da bir daire çiziyoruz. Sadece şu kısmını çizeceğiz. Yerleştirdim. Bakın aslında şurası da yeterli. Ama görmemiz açısından şöyle çizeyim. Aynı şekilde bunu alt tarafa da yapıyoruz. Bakın burası buraya gelecek. Bu sefer merkez noktası burası olacak dairenin. Evet, bizim için aslında şu kesiştikleri yerler önemli. Ama şöyle hepsini çizelim, görelim. Evet. Şimdi bakın şurası, şurası, burası, burası, şurası ve şurası bizim altıgenimizin köşeleri. Şimdi şu noktaları sadece birleştirmek kalıyor geriye. Böylelikle altıgenimizi oluşturmuş oluyoruz. Cetvelimizi aldık ve biraz önce çizmiş olduğum köşeleri birleştiriyorum. Bu arada bir kavanoz kapağında bir kenarı 4,5 santimetrelik olan bir altıgen elde etmişiz. Gördüğünüz gibi altıgenimizi oluşturduk. Şimdi onu keselim. Bu da bizim altıgen şablonumuz. Altıgenimizi oluşturduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.